mutlu musun? Bana dünyaları bağışlasan bu kadar mutlu olmazdım. Bütün varlığımı aşkınla doldurdun Rabia. Bazen bu kadar mutlu olmaktan korkuyorum. Senin gibi bir erkeğin sevgisine layık olmaya çalışacağım. Şam'a kervan götüreceğim Rabia. Dönüşte nikahlı eşim olacaksın. Kalbimin, evlatlarımın sultanı sen olacaksın. İki aydır boşuna bekliyoruz. Eğer Şam'a gitmeyecekse paralarımızı iade et. Gözü Rabia'dan başkasını görmüyor. Her gece onun şerefine davetler, eğlenceler tertipliyor. Bu düpedüz rezalettir. Bizden aldığı paralarla gönül eğlendiriyor. Bir cariye uğruna bu kadar tüccarı oyalamak ayıptır. Gidip kadıya şikayet edin. Hasan'da kimin parası kalmış ki endişe edersiniz? Biraz sabırlı olun. Bağışla ya Hasan. Basra kadısı seni yarın erkenden huzura çağırıyor. Tüccarların parasını iade etmezsen seni zindana attırmak zorunda kalacağım ya Hasan. Kimsenin şerefimden şüphelenmeye hakkı yok. Mallarınızı mutlaka getireceğim. Ama ille de parasını isterlerse bana 7 gün mühlet tanısınlar. O takdirde teminat isteriz. Doğru söyler. Teminat isteriz. Paramıza karşı bize ne göstereceksin? Sözümü, şerefimi. Seni sever ve takdir ederiz ya Hasan. Ama ölüm var, kalım var. Bize teminat göstermeye mecbursun. Görüyorsun ki teminatta ısrar ediyorlar. Herkese istediği kadar teminat vereceğim. Benim teminatımı kabul etmeyen var mı? Kefaletin ve teminatın kabul edilmiştir ya Halil. Bunca yıllık arkadaşımsın. Böyle bir isteğin olacağını bilsem yardımını kabul etmezdim. Sana tam 75.000 dinara kefil oldum. Bence bu kefaletin karşılığı Rabia'dır. Bütün varımı yoğumu, sarayımı, hanlarımı, bahçelerimi al. Ama tek Rabia'ya dokunma. Sen Şam'dan dönünceye kadar Rabia evimde aziz bir emanet olarak kalacak. Kimse kılına bile dokunmayacak, bana inan. Sana bir kötülük gelsin istemem. Ne olur, sen kendini üzme sevgilim. Ölürüm senin şerefine leke sürdürmem. Halil kılıma bile dokunan benim. Oraya cariye olarak değil, rehine olarak gidiyorum. Dünyanın en güzel rehinesine sahipsin. Emanetin böylesine can kurma. Rabia gerçekten bir emanettir. Bütün kalbiyle sadece Hasan'ı seviyor. Bize raks etmeni istiyoruz. Ben buraya rakkası olarak değil, rehine olarak geldim. Arkadaşının emanetiyim. Bir emrin mi vardı ya Halil?
Emret Basra'nın bütün servetini ayaklarının altına sereyim. Yeter ki sen üzgün durma. Ben sadece evime dönmek istiyorum. Artık evim burası. Kalbim Hasan'ındır. Ölünceye kadar da ona bağlı kalacağım. Seni çılgınlar gibi seviyorum Rabia. Bırak bu manasız ısrarı. Benim ol, pişman olmaz. Dokunma bana! Eninde sonunda benim olacaksın! Hasan kardeşim, hoş geldin. Buyur, buyur otur. Sağ ol. Kervan yarın Şam'a gidecek. Dönüşte kefareti kaldırtıp Rabia'yı alacağım. Tabii, tabii. Rabia'nın sana olan bağlılığını, vefasını gördükten sonra senin namına iftihar ettim ya Hasan. Hemen gitmem lazım. Rabia'yı görebilir miyim? Emrin baş üstüne. Burasını kendi sarayın bil. Buyur, istediğin kadar görüş. Yalvarırım, çabuk dön ne olur. Dönerim. Sen daima kalbimde olacaksın, hiç çıkarmayacağım seni oradan. Çok korkuyorum senin için. Bugüne kadar korudu bizi Allah. Merak etme. Gene şefkatine esirgemez bizden. Seni nasıl özleyeceğimi bilemezsin Rabia. Hele malları teslim edip borcumu ödeyeyim. Hemen Allah'ın izniyle nikahlayacağım seni. Üzülme sevgilim. Bir daha hiç ayrılmayacağız birbirimizden. Allah'a emanet ol. Mükafatlandıran Allah'ımızsın. Sen bağışla onu, bana, aşkımıza, doğacak yavrularımıza bağışla.